hal üzere akrilik boya. Sen gidebilirsin. Dün geceki gösteri tam anlamıyla fiyaskoydu. Sizinle ilgili düşüncelerimi söyledim. Artık ikinizi de görmek istemiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Çetin'in aramızdakileri öğrenmesine gerek yok. İnsan bunun hatırına gelir bir merhaba der. Yerin dibine geçtim. Ona Müşfik anneyi oynuyorsun değil mi? İmajın sarsıldı. Yeter! Küstahlık etme! Daha şimdiden sorunlu bir aile görüntüsü vermenin alemi yok. Beni mahcup ettiniz ama siz de rezil oldunuz. Utandım sizin adınıza. Çetin'e de çok ayıp oldu. Merak etme. Nihat gece aradı. Özür diledi Çetin Bey'den. Onunla ilgili bir durum olmadığını söyledi işte. Aptal babasının Bihter'in düğününde yaptığından ne farkı var bunun? Resmen gözünü aç ey Çetin Bey. Bu kadın kızlarıyla bile geçinemiyor. Demek değil de ne bu? Herkes bir gün bunu öğrenecek. Çünkü artık ben gizlemiyorum. Üstelik Çetin Bey'in de bu konuya o kadar uzak olmadığını biliyorum. Duruşmadan önce Hilmi Önal'la görüşmüş. Neye dayanarak o iddiaları ortaya attığını sormuş. Fark ettiniz mi? Bugün daha az öksürdü. Her gün biraz daha iyiye gidiyor tabii. Dikkatli olun ha. Nazik davranın kırılacaklara. Yarım saat sonra haplarını içeceksin. Ben bir çay daha alacağım. Siz de ister misiniz? Teşekkür ederim. Beşir? Yok sağ olun. Güle güle. Herkese selam. Söylerim. Öf. Yoruldum bu ne? Bihter? Aa, geldiniz mi? Duymadım. Gürültü mü yapıyorlar? Kimler? Eşyalarım gidiyor da. Aa, öyle mi? Kitap okuyordum, haberim yok. Gel gitme hemen. Behlül. Dün gece için tekrar teşekkür etmek istiyorum sana. Gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Benden gizlenen daha büyük sürprizler de varmış. Öğrendim. Bizimki gölgede kalmış. O başka ama. Tekne düğün hediyesi. Niye kimse söylemedi bana? Çok önemliydi benim için. Bülent'e bile söylemedim, düşün. Ay Bihter, bir görsen nasıl şahane bir şey. Şu işleri halledelim, birlikte açılırız bir gün, görürsün sen de. Arkadaşlar inanamadı. Nasıl çığlıklar atıyorlar görsen. Açılışı yaptık dün gece. Dans, müzik, ooo nasıl eğlendik anlatamam. Tahmin edebiliyorum. Nihal'cim. Aa, merhaba Matmazel, size bakınıyordum ben de. Beşir bahçede, onun yanındaydım. Matmazel Beşir'i hiç yalnız bırakmıyor. Birazdan bırakmak zorundayım.
Nihal'cim gel bak bakalım, kontrol et eşyalarını. Eksik bir şey kalmasın. Önce Beşir'e mi baksaydık? Neyse iş bitsin, rahat rahat görürüz. Yavaş, dikkat çarpmadan. Behlül, kaçma hemen. Gel şu hediyeni anlat, merak ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha çok var mı? Bugün gelen hediyeler duruyor yukarıda. Görmek istersiniz dedim. İsterim tabii. Bana sana acıyorum diyene bak. Asıl sen acınacak haldesin. Dün geceyi uyanık geçirdin herhalde. Eve dönmemizi bekledin. Giderek daha fazla köşeye sıkışıyorsun. Vazgeçemeyeceklerin gittikçe çoğalıyor. Bir yalı bir yat, Ziyagil Holding'de hisseler, Amerika'da kariyer yapma imkanı, rahat bir gelecek. Kes. Senin yaşında birinin kolay kolay sahip olabileceği şeyler değil. Bir anda gümüş tepside sunuldu hepsi. Yanında kırmızı kurdeleli bir yüzükle beraber. Kafanın karışması normal. Kafamın içi gayet net. Ben her şeyi çok iyi görüyorum. Çok iyi algılıyorum ben. Senin bu çırpınışlarını da anlayabiliyorum. Dürüst ol biraz. Adnan'ın imkanlarından vazgeçemediğini kendine itiraf et en azından. Nihal'i sevmek için boşuna çabalayıp hırpalama kendini. Çünkü asla başaramayacaksın. Ben Nihal'i seviyorum. Bu söylediklerinden pişman olacaksın. Bana pişmanlıkların en büyüğünü sen yaşattın. Ben Beşir'e bakmaya gidiyorum. Tamam. Ben de geliyorum. Bunlar neymiş? Ha, kitaplar varmış burada. Aa. İnmedi mi onlar? Neyse, şunlarla birlikte alırlar. Bir de bunların yerleşmesi var değil mi? Şunlar bir gitsin de. Nihal yavaş yavaş halleder artık. Süleyman abi de buraya geliyormuş. Öyle mi? Hmm, burada yapacak bir şey yok. Geleyim bari matmazele yardım ederim dedi. Hiç itiraz etmem. Rıza da gelsin sizinle. Oradaki işlere yardım eder. Yok, olmaz. Vallahi bugün mutfakta lazım değil bana. Hmm, dur bakalım. Çok zorlanırsak çağırırız sonra ama zannetmiyorum. Ah. Hangisini alayım? Alo. Deniz Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Bir dakika. Bunlar gidiyor, torbalar kalacak. Tamam efendim. Tamam. Affedersiniz. Müsait değilsiniz galiba. Yo yo. Nihal'in evine gidecek kolilerle ilgileniyordum. Bitti ama buyurun. Bugün canım çok sıkıldı. Hayrola? Aslında uygun olduğunuzda karşı karşıya gelip konuşsak diyorum. Evde olmaz ama. Dışarıda bir yerde buluşalım. Ne oldu? Adnan da çıldırdı sonunda. Saçma sapan işlerle uğraşıyor. Ne gibi? O da Katya'nın neden evden ayrıldığını merak edip araştırmış. Evet. Sözde Katya, Firdevs Hanım'la Bihter'in, Nihal'lerin evliliğine engel olmaya çalıştığını biliyormuş da. Bunun için kovulmuşmuş. Tabii bu insanlara prim verip konuşursam. Böyle ağızlarına geleni söylerler. Adnan Bey nasıl karşıladı bunu? Öğrenmesini engelledim. Doğru mu yaptım sizce? Bilemiyorum. Sizce? Saçmalıklarla kafasını karıştırmak istemedim. Şimdi düğün üstü. Boş şeylerle meşgul olmasın diye. Anlıyorum. Neyse. Şimdi telefonla konuşulacak şeyler değil bunlar. Sonra bir araya geldiğimizde etraflıca anlatırım. Ben birazdan Nihal'in evine gideceğim. Oraya gelin isterseniz. Aa, olur. Orada görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Ne oldu? Tadı berbat. Olabilir ama onlar ayağa kaldıracak seni. Hadi bir an önce iyileş bak. Şahane bir tekne seni bekliyor.
Biz burada yokken kime güvenip emanet edeceğiz değil mi Behlül? Tabii tabii. Sen ilgileneceksin. Yazları geldiğimizde de sen gezdirirsin bizi. İnşallah. Sana bizim evde de oda hazırlatıyorum. İstediğin zaman gelir kalırsın. Bir gör, öyle beğeneceksin ki evimizi. Gerçi biz yurt dışında yaşayacağız. Tadını çıkaramayacağız ama yine de bizim evimiz. Şahise teyze arıyor. Onlar da orada şimdi. Alo. İyi iyi. Aa, bir dakika bakayım. Ay, nereye yazdım ben o numarayı, unuttum. Hemen bulup arıyorum sizi. Seradoğan çiçekler gidecekti bahçe için. Gelmemişler hala. Telefon numarasını soruyor. Evde bir yerlerde gidip bulayım. Dur dur. Sema Hanım baksın. Nereye koyduğumu bilmiyorum ki. Gelirim şimdi. Tamam canım. Onu gerçekten seviyor musun? Niye inanmıyorsun? Öyle şeyler gördüm. Öyle şeyler yaşadım ki. Artık neye inanacağımı bilmiyorum. Thank you.